Geçenki videomuzda oluşturduğumuz uygulamanın son halini hatırlıyor musun? Evet! Fare ile ekrana tıkladığımızda kuklamızın kostümü değişiyor ve bir ses çalıyorduk. Bu arada kukla dedim ama kodumuzda kukla yerine oyuncu ismini kullanmıştık. Ne dersin? Yazdığımız bu kodu biraz daha geliştirelim mi? Örneğin fare ile ekranın herhangi bir yerine değil, oyuncunun üzerine tıklayınca kostümün değişmesini sağlayalım. Bu durum bir öncekine göre biraz daha farklı. Ancak tüm bunları gerçekleştirmeden önce cevaplamamız gereken bir soru var. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Ekranın üzerine tıkladığımızda tıkladığımız yerin kuklanın üzerine gelip gelmediğini nasıl anlayacağız? Doğru. Tıkladığımız alan acaba boşluk mu yoksa kuklaya temas ediyor mu? Bu görev için önceki videoda incelediğimiz onMouseDown fonksiyonuna pos isimli parametre göndermemiz gerekiyor. Pos, farenin tuşlarına tıklandığında oyun ekranında tıklanan noktanın x ve y koordinatlarını yani konumunu bize verir. Burada bir kontrol yapmamız gerekiyor. Pos ile elde ettiğimiz koordinat bilgisi acaba oyuncunun ekran üzerindeki konumu ile üst üste geliyor mu? Eğer bu durum gerçekleşiyor ve pos ile verilen konum oyuncunun üzerinde bulunuyorsa kostüm değiştirme işlemini yapmamız gerekir. Önceki derslerde oyuncu için esas alınan konum bilgisinin onun merkez noktası olabileceğini görmüştük. Bu noktaya center demiştik. Senin söylediğin gibi tıkladığımız noktanın konumunun kuklanın konumuna denk gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Ama o küçücük merkez noktasına nasıl tıklayacağız? Hem merkeze değil de kukla üzerinde başka herhangi bir noktaya tıkladığımızda ne olacak? Bahsettiğin durum bizim için sorun olabilirdi. Ama neyse ki CollidePoint metodu burada yardımımıza koşuyor. CollidePoint metodu oyuncu ya da kuklalarla kullanabileceğimiz bir metot. Collide çarpışmak anlamına gelir. Point ise nokta. Yani çarpışma noktası. Oyuncu CollidePoint şeklinde bu metodu kullandığımızda pos konumunun oyuncu üzerinde olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer fare ile tıklanan nokta oyuncu üzerinde ise oyuncu CollidePoint ifadesi doğru, yani true değeri üretecek. Aksi durumda ise false, yani yanlış sonucunu döndürecektir. Peki Robo, bu durumda geçtiğimiz videodaki kostüm değiştirme işlemini oyuncunun üzerine tıklayarak gerçekleşecek şekilde nasıl değiştirirdin? Biraz düşüneyim. Şimdi önceki kodda fare her tıklandığında kostüm değişiyordu. Demek ki kostüm değiştirdiğimiz kodları bir koşula bağlamamız gerekir. Evet, sanırım buldum. Kostüm değiştirdiğimiz onMouseDown fonksiyonunun içerisinde bu kontrolü yapmalıyım. Çünkü kostüm burada değiştiriliyor. Bir de fonksiyon bana farenin tıklandığı noktanın da pozisyonunu pos parametresiyle veriyor. O zaman tüm kostüm değiştirme kodunu if oyuncu CollidePoint koşul ifadesinin içerisinde gerçekleştirmem yeterli olacaktır. Çok iyi Robo. Benim yerime tüm her şeyi açıklamış oldun. O zaman ben de kodu yazıp nasıl bir sonuç elde ettiğimizi göstereyim. Gördüğün gibi programı çalıştırdığımızda sadece oyuncunun üzerine tıklanınca kostüm değişiyor. İyi ama programı çalıştırdığımda sağ tuş ile tıklayınca da kostüm değişiyor. Sadece sol tuş ile bu işlemin yapılmasını sağlayamaz mıyız? Çok haklısın. Bu özelliği ortaya çıkarabilmek için kostüm değiştirme işlemini biraz daha geliştirmek gerekiyor. Biraz önce yazdığımız kodda oyuncu üzerine farenin sol, sağ veya orta tuşlarına basıldığında oyuncu kostüm değiştirmektedir. Denemediyseniz sizler de fare üzerindeki tüm tuşlarla oyuncunun üzerine tıklayarak sonucu gözlemleyebilirsiniz. Bu noktada Robo'ya katılıyorum. Oyuncunun üzerine sadece farenin sol tuşu ile tıklandığında
kostüm değiştirilmesi daha uygun bir işlem olacak gibi. Bu iş için On Mouse Down fonksiyonuna Button isimli ikinci bir parametre göndermemiz gerekiyor. Bu parametre yardımıyla farenin hangi tuşuna tıklandığını tespit edebiliriz. Farenin sol tuşu için Mouse Left, sağ tuşu için Mouse Right ve orta tuşu için Mouse Middle ifadelerini kullanabiliriz. Bu görevi yerine getirmek için On Mouse Down fonksiyonunu uygun şekilde değiştirelim ve oyunumuzu çalıştıralım. Şu ana kadar programlamaya dair birçok şey öğrendik. Oyun tasarlarken de bu özelliklerin birçoğunu kullanacağımızı tahmin ediyorum. Ama hala tam olarak bir oyun tasarlamadık. O zaman beraber basit bir oyun oluşturalım. Ne dersin? Bu videoda oyunumuza bir başlangıç yapalım. Ve sonraki videolarda da oyunumuzu daha da geliştirelim. Şöyle bir oyun olsun. Oyunda ekranda gördüğün görsellerden solda yer alan ödül, sağda yer alan ise ceza olsun. Bu görsellere şu anda ekranda görünen web sitesinden ulaştım. Sen de bu siteden istediğin resimlere ulaşabilir ya da kendi ödül ve ceza resimlerini tasarlayabilirsin. Oyunumuza geri dönelim. Oyuncunun ödüle ve cezaya değdiği durumda ödül ve ceza ekrandan kaybolsun. Değmediği durumda ise görünmeye devam etsin. Oyuncumuzu da klavyedeki ok tuşları ile hareket ettirelim. Oyunlarda kuklaların birbirine değip değmediğini kontrol etmek önemlidir. iGame Zero'da kuklaların birbirine değip değmediğini kontrol etmek için ColliTrack metodu bulunmaktadır. Örneğin kukla 1'in kukla 2'ye değip değmediğini kontrol etmek için Kukla 1, ColliTrack, Kukla 2 ifadesi kullanılır. Kukla 2'nin Kukla 1'e değip değmediğini kontrol etmek içinse Kukla 2, ColliTrack, Kukla 1 ifadesini kullanabiliriz. Bu iki ifade aslında aynı amaca hizmet etmektedir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. Yani Kukla 1'in Kukla 2'ye değmesiyle Kukla 2'nin Kukla 1'e değmesi bizi aynı sonuca götürür. Şimdi bu konuştuklarımızdan yola çıkarak gerekli kodları oluşturalım ve programımızı çalıştıralım. Yazmış olduğun kodları inceliyordum da hemen hemen yazdıklarının tamamını önceki videolarımızda gördüğümüz komutlarla oluşturdum. ColliTrack metodunu da biraz önce anlatmıştın. Ancak bu metodla birlikte kullandığın not ifadesini yeni gördüm. Not almak gibi bir şey mi acaba? Hayır değil. Bu kelime İngilizce'de ilgili ifadenin tersini anlatmak için kullanılan ve basitçe değil anlamına gelen bir kelimedir. Not şeklinde okunur. Programlamada not operatörü olarak adlandırılır. Mantıksal bir ifadenin tersini almak için kullanılır. Anlamadım. Mantıksal bir ifadenin tersini almak ne demek? Bir mantıksal ifade doğru ise onu yanlış, yanlış ise onu doğru yapmak demek. İstersen buradaki örnek üzerinden giderek anlatmaya çalışayım. If not oyuncu ColliTrack ödül ve If not oyuncu, ColliTrack ceza ifadeleri bu operatörün geçtiği yerlerdir. If oyuncu, ColliTrack ödül ifadesi, oyuncu ödüle değdiyse şeklinde çevrilirken, not operatörünü eklediğimizde if not oyuncu, ColliTrack ödül ifadesi ortaya çıkar.
ve oyuncu ödüle değmeliyse şeklinde çevrilir. Yani oyuncu ödüle değmeliyse if ifadesinin gövdesine yer alan komutlar çalıştırılacaktır ve ödül ekranda görünecektir. Aynı şekilde if not oyuncu collateract ceza ifadesi ile oyuncu cezaya değmediyse yapılması gereken işlemler tanımlanacak ve ceza ekranda görünecektir. Oyuncu ceza veya ödüle değdiğinde ise oyuncunun değdiği kukla sahnede görünmeyecektir. Şimdi daha net oldu. Daha önce if ile ilgili koşul sağlandığında komutları çalıştırıyorduk. Not ifadesiyle tam tersine, koşul sağlanmadığında çalıştırıyoruz. Not ifadesini de oyunumuzda kullandığımıza göre istersen burada oyunumuza ara verelim. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi istersen sen de oyununa farklı ödül ve cezalar ekleyerek oyununu geliştirebilirsin. Hatta ödül ve cezaların ekranda rastgele konumlarda belirmesini sağlayabilirsin. Fakat bunun için biraz araştırma yapman gerekecek. Sana bir ipucu vereyim. Pygame Zero'da Random isimli bir modül var. Bu modülde Random isimli bir metot bulunmakta. Bu metot işine yarayabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.